yeşil tonlarındaydı. Önce alkali verdik. Alkali boyayla rengin kahverengi tona doğru değiştiğini gördük. Şimdi aynı kumaş üzerinden asit boyayı veriyoruz. Ve renk yavaş yavaş kırmızıya doğru dönmeye başladı. Şimdi literatürde özellikle tekstil alanına bakıldığında uluslararası alanda rekabet edilmenin yolu katma değeri yüksek ürünlere yönelmek. Bu anlamda da üniversite sanayi işbirliği kapsamında özel menüsçat firmasıyla bir TÜBİTAK'a proje başvurumuz oldu. Kromik tekstiller bu akıllı tekstillerin bir alt grubu. Çeşitli etkilere karşı tepki gösterebilen, bunları algılayıp tepki gösterebilen boyalar, kromik boyalar olarak tanımlayabiliriz basitçe. Bizim bu projede yaptığımız özgün çalışma ışığa karşı, ısıya karşı ve asit alkali buharlarına karşı, yani pH'e karşı aynı anda hepsine tepki verebilen multikromik bir giysi tabanlı sensör kumaşı üretmekti. Tek başına kromik boyalarla çalışmalar, çok çeşitli çalışmalar literatürde mevcut. Bunların üçünün bir arada buluşması durumunda birbirlerini engelleme ve maskeleme gibi etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlara çözüm üretip her üç etkiyle tepki gösterebilen kumaş üretimini gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında bizim TÜBİTAK olan başvurumuzdaki hedef çalışma ortamı giysisi tasarımıydı. Burada bir çalışma ortamı giysisi olabileceği gibi çalışma ortamında giyilen bir giysinin üzerine yapılacak bir arma etiket de olabilir. İlla bütün giysi olması da gerekmiyor. Çalışma ortamındaki asit alkali buharlarının insan sağlığı için tehdit oluşturabilecek bir değeri ulaştığında veya sıcaklığın insan için sorun yaratabilecek bir değeri ulaştığında haber verebilen bir tekstil ürünü geliştirmeyi hedefledik. Bu üçüne birden tepki verebilen bir kumaş olması bakımından da özgün bir çalışma oldu.